Merhabalar sevgili arkadaşlar. Seyit Daf Coğrafya 2. Kitap 34. Föyle birlikteyiz. Bu föyümüzde Türkiye'nin işlevsel bölgeleri ve kalkınma projelerini ele alacağız sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin işlevsel bölgelerine baktığımızda arkadaşlar bölge kavramında iki başlık dikkat çekiyor. Bunlardan biri şekilsel bölge bir diğeri ise işlevsel bölge kavramı. Şekilsel bölgeleri doğal şekilsel bölge ve beşeri şekilsel bölge olarak ikiye ayrılırken işlevsel bölgeler, işlevsel plan yani proje bölgeleri, işlevsel yönetim bölgeleri, işlevsel hizmet bölgeleri ve işlevsel istatistik bölgeleri başta altında ele alacağız. Bölge kavramını açacak olursak, sahip olduğu unsurlara göre sınırlandırılmış genel benzer özellikteki yerli parçaları ve mekansal birimlere bölge adını veririz. Şekilsel bölge sınıflamasında arkadaşlar, somut veriler ışığında sınıflandırılmış bölgelerdir şekilsel bölgeler. Doğal şekilsel bölgeler, yer şekilleri, iklim toprak ve bitki örtüsü gibi özelliklere göre sınıflanırken beşeri şekilsel bölgeler nüfus, tarım, yerleşme ve sanayi gibi özellikleri bağlı olarak sınıflanmaktadır. İşlevsel bölge ise ekonomik ve kültürel yönden yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çapta diğer bölgelerle etkileşim gösteren bölgeler denilir arkadaşlar. Önemli bir notumuz var. Şekilsel bölgenin özellikleri EIS 1. kitap Föy 8, 48 ve Föy 49'da verilmiştir arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler işlevsel plan yani proje bölgelerini ele alacağız burada. Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri Türkiye'de bölgesel arasındaki, bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma projeleri oluşturulmuştur arkadaşlar. Baktığımızda GAP projesi bölgesi arkadaşlar. DOKAP yani Doğu Karadeniz projesi bölgesi. YHGP arkadaşlar Yeşil Makarlısı gelişim projesi bölgesi iken. DAP Doğu Anadolu e, projesi bölgesi. Kop Konyalıs Projesi bölgesi olarak ele alınırken ve ZBK Zonguldak-Bartın Karabük Projesi bölgesi olarak sınıflanmaktadır. Projenin ana özelliklerini ele alacak olursak arkadaşlar. GAP projesi yani Güneydoğu Anadolu projesine bakacak olursak. Projenin yapılma nedenleri arasında sıcaklığın ve kuraklığın fazla olmasına bağlı olarak nada salanlarının fazla olması, tarımsal üretim ve verimin az olması, bölgedeki halkın gelir seviyesinin düşük olması gelmektedir. Projenin amaçlarına baktığımızda 1970'lerde sadece Fırat ve Dicle nehirlerinden sulama ve enerji üretimi amaçlanırken günümüzde sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de gelişmesi amaçlanmıştır. Ekonomik gelişimi artırarak bölgenin diğer bölgelerle Gelir farkını azaltmak, bölgedeki kır ve kent alanlarının altyapısını geliştirmek, konut ihtiyacını karşılayıp mevcut konutları iyileştirmek, ulaştırma hizmetlerinin yapılmasını sağlamak, bölgedeki eğitim seviyesini yükseltmek, kurumlar arasındaki birlikteliği sağlamak, sanayi, maden, tarım, ormancılık, sağlık, kültür, turizm ve enerji alanlarında şartları iyileştirmek gibi amaçlar bulunmaktadır. DOCAP'a baktığımızda, Doğu Karadeniz Projesi'ne arkadaşlar, projenin yapılma nedenlerine baktığımızda, yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle ekonominin sınırlı sayıda sektöre ve ürüne bağlı olması, işsizlikle buna bağlı olarak bölge dışına göçlerin fazla olması ana nedenler. Projenin amaçlarına baktığımızda, bölgenin sosyo-kültürel gelişimini sağlamak, ekonomik yapıyı güçlendirmek, ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek, kıyı kesiminde ürün çeşitliliğini artırmak, başta yaylacılık olmak üzere turizm faaliyetlerini geliştirmek, doğa kaynakları daha verimli kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır. GHGP yani Yeşilırmak Havzası gelişim projesini ele alacak olursak arkadaşlar, projenin yapılma nedenleri, Yeşilırmak Havzası'nda akım düzensizliğinden kaynaklanan taşkın ve erozyon ile su ve çevre kirliliği sorunlarının çözümlenmesi amaçlanıyor. Projenin amaçları arasında çocuklar, Yeşilırmak ve kullarında var olan kirlilik, alanlarını tespit edip önlem almak, proje an, e, anında elezona müdahale etmek ve e, e, müdahale etmek için çalışmalar yapmak, akış rejimini düzenleyici çalışmalar yapmak, proje bölgesine ekonomik ve sosyokültürel kalkınmayı sağlamak için çalışmalar yapmak. DAP'a gelecek olursak Doğan projesi arkadaşlar, projenin yapılma nedenlerine baktığımızda tarımsal üretim ve verimin düşük olması, tarımsal alanların miras yoluyla küçülmesi, yer şekilleri ve iklim koşullarının elverişli olması nedeniyle kış aylarında ulaşım hizmetlerinin aksaması. Projenin amaçlarına baktığımızda gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe verimlilik ve katma değer arttırmak, kişi başına düşen gelir artırıp bölge arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmak, bölge dışına göçü azaltmak ve göçlere bağlı olarak gelişen sorunları en aza indirmek kırsal ve kentsel alanlarda bölge halkının refah seviyesini yükseltmek, altyapı, kentleşme ve çevre koruma sorunlarını gidermek arkadaşlar. KOP yani Konya Ovası projesine gelecek olursak arkadaşlar. Projenin yapılma nedenlerine baktığımızda geniş tarım alanları bulunmasına karşın su kaynaklarının yetersiz olması, su kaynaklarının giderek azalması, kurak, kuraklık riskinin tarımsal yapıyı tehdit etmesi. Projenin amaçlarına baktığımızda sulama projenin hayata geçirerek tarım altyapısını iyileştirmek, mevcut suyu tasarruflu kullanmak ve Havza dışından kızırmak ve gök sünayı arkadaşlar su transferi gerçekleştirmek, Nadas alanlarını azaltmak, tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak, tarımsal yapıda değişim ve sürdürülebilirliği sağlayarak sanayi, ticaret, ulaşım ve enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişebilirliği arttırmak, bölge içi ve bölge arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal e, kapasitesini güçlendirmek, bölge halkının refah düzeyini yükseltmek ana amaçlar arasında yer alıyor arkadaşlar. ZBK, yani Zonguldak, Bartın, Karabük projesine bakacak olursak, projenin yapılma nedenleri arasında madencilikte yaşanan sorunlar nedeniyle, kömür ve çeliğe dayalı sanayi olan bağımlılığını azaltarak yeni iş sağlığının oluşturulması. Projenin amaçlarına baktığımızda arkadaşlar, bölgede, bölgede özelleştiren veya küçülme kararı alan bazı sanayi ve madencilik kuruluşlarındaki değişimlerin sonucunda ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal sonuçları belirlemek. Yeni iş imkanları oluşturarak bölge dışına göçün önüne geçmek, imalat sanayi ve hizmet sektöründe yeni istihdam alanları oluşturmak, özel sektörün yeni faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve yatırım alternatiflerini belirlemek, bölgenin ağırlıklı ekonomik yapısını teşkil eden tarım ve ormancılık faaliyetlerinde verimliliği artırmak, bölge için orta ve uzun dönemli bölgesel gelişim planları hazırlamak, gelecek dönemlerde bölgede yapılacak yatırım alanlarını tanımlamak gibi arkadaşlar amaçlar bulunmakta. Şimdi arkadaşlar ana projenin nedenlerini ve amaçlarını belirledikten sonra şunu vurgulamak lazım. Özellikle sınavda çıkan sorulara baktığımızda arkadaşlar hayatımız üzerinden şunu çalışmanızı istiyorum mutlaka. Projelerin projenin kapsadığı bölgeler burada gösteriliyor ve yine diğer önemli bir soru tipimiz burada arkadaşlar. Projenin hangi illeri kapsadığıdır ki bu yine çalışmamız gereken önemli detaylardan bir tanesidir. Bunu pas geçmeyelim arkadaşlar. Evet bir örnek sorumuz var arkadaşlar. 2022 AYT sınavında çıkmış bir soru. Yukarıdakilerden hangileri Güneydoğu Anadolu projesinin bölgenin ekonomik kalkınması üzerindeki etkilerini örnek gösterebilir arkadaşlar? Bakalım bir de kış turizm potansiyeli arttırması demiş ki bu alanda bir yatırımdan zaten çok bahsedemeyiz arkadaşlar. Bölgede böyle potansiyel yoktur. İki, tarımsal ürün çeşitliliğinin ve verimin artması kesinlikle projenin amaçlarından bir tanesiydi. Organize sanayi bölgesi sayısının artması arkadaşlar. Yine bölgede organize sanayi bölgesi sayısının artması tabii ki arkadaşlar. Yani tarımda yapılan yatırımlarla beraber yeni sanayi alanlarının doğması ve bölgede dolayısıyla organize sanayi bölgesi sayısının artması gibi durumların ortaya çıkardığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu bağlamda cevabımızın E yani 2 ve 3 olacağını söyleyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir bu anlamda. İkinci örneğimizde. Türkiye'nin önemli kalkınma projelerinden biri de Doğu Karadeniz projesidir. Bu projenin hayata geçmesiyle bölgede birçok değişimin olması beklenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu projeye bağlı olarak beklenen değişimlerden biri değildir. Başta yaylalar, yayla alanlarında olmak üzere turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi kesinlikle var arkadaşlar. Ulaşım hizmetlerinde daha az sorun yaşanması, yeraltı zenginliği rezervlerinin korunması demiş, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, evet, orman varlığının daha etkili verimli kullanımı sağlanması vardır. Ama arkadaşlar yeraltı zenginliği rezervlerinin korunması gibi bir amaç yoktur. Yani var olan yeraltı kaynaklarını daha verimli biçimde kullanmak amaç olabilir. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Üçüncü örneğimize baktığımızda. Tarım ile ekonominin ön planda olduğu Doğu Anadolu'da çok parçalı tarım alanlarının düşük verimliliğinin iklime bağlı olarak özellikle ulaşım hizmetlerine sorunlar yaşanması ve kırsal kesimin pazar ekonomisiyle bütünleşememesinin önüne geçmek için Doğu Anadolu projesi geliştirilmiştir. Aşağıdakilerin hangisi bu kalkınma projesinin temel amaçlarından biri değildir? kentleşme, altyapı ve çevre sorunlarını azaltmak kesinlikle var arkadaşlar. Tarım ve hayvancılık sektörünü verimin ve gelir artışı sağlamak var diyebiliriz. Bölge dışına göçü azaltmak ve göçlere bağlı olarak gelişen sorunlarını en aza indirgemek kesinlikle var. Bölge halkının refah seviyesini yükseltip bölge arası dengesizliği azaltmak kesinlikle vardır. Bölgede ağır sanay sanayiye bağlı bir ekonomiye geçiş yapmak hayırdır. söz konusu bölgede arkadaşlar ağır sanayiye bağlı bir ee, ekonomiye geçiş yapma gibi bir durum söz konusu değildi zaten. Bu nedenle cevabımız arkadaşlar E seçeneği olacaktır. Evet ikinci başlıkta işlevsel yönetim bölgelerini ele alacağız sevgili arkadaşlar. Devletin ülkeyi kolayca yönetmesi, hizmetlerin yurt genelinin ulaşımını sağlanması, denetim için yasaların dikkate alınmasıyla ayrılan bölümlere göre yönetilen bölgede işlevsel yönetim bölgeleri denir arkadaşlar. 2018 itibariyle Büyükşehir Belediyelerine sahip illerimiz gösterilmiş hayatımızda arkadaşlar. İşlevsel yönetim bölgeni sınıflayacak olursak arkadaşlar. Yönetim, yerel yönetimler arkadaşlar belediye ve muhtarlık olarak sınıflanır. Belediyeler ise büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri şeklinde sınıflanmaktadır arkadaşlar. Merkezi, merkeze bağlı yönetimlere bakarsak, merkezi yönetimlerde arkadaşlar, valilikler, büyük şehirlerde ve illerde valilikler, ilçelerde ise arkadaşlar kaymakamlıklar ön plana çıkmaktadır yönetim bölgesi olarak. İşlevsel hizmet bölgelerine bakacak olursak arkadaşlar. Hizmet sektörü içinde yer alan sağlık, eğitim, pazarlama, ticaret, güvenlik, barınma, eğlence, ulaştırma, iletişim, rekreasyon, turizm faaliyetleri gibi yönetim bölgeleri işlevsel bölgeler olarak kabul edilmektedir arkadaşlar ki e, haritamızda şimdi gözlemlediğimiz detayları ele alacak olursak arkadaşlar şu çok önemli bir faktör evet, bu belli bölge sınıflamaları görüyorsunuz haritada. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge haritasını görüyorsunuz arkadaşlar. E, bölge bölge arkadaşlar. Mesela Marmara bölgesi içerisinde 3 meteoroloji istasyonunun bölgesi bulunduğunu görüyoruz. E, Ege'de bunun arkadaşlar hani iç Ege'de bir tane kıyı Ege'de bir tane olduğunu Akdeniz'de bir iki başlıkta İç Anadolu'da 1-2 3 meteoroloji istasyonu üzerinden yürütüldüğünü, Karadeniz'de 1, 2 yani Batı, Orta ve Doğu Karadeniz şeklinde 3 bölgeden oluştuğunu görüyorsunuz ki e, bu tür sınıflamalar arkadaşlar işlevsel bölgelerin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Evet örneğimizde dediğimiz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü arkadaşlar bölge sınıflamasını görüyoruz. Diğer bir detayımız arkadaşlar, devlete bağlı hizmet kurumlarına baktığımızda İşlevsel bölge sınıflamasında arkadaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü hizmet bölgelerinde, Diyet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım ve Kooper Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlükleri gibi arkadaşlar sınıflamalar dikkat çekmektedir. Dikkat edin hizmet bölgeleri başlığı altında. İşlet işlevsel istatistik bölgelerine bakacak olursak arkadaşlar ülkenin gelişip kalkınabilmesi için düzenli ve güvenilir bir şekilde istatistik tutmaları gerekir. Türkiye'de bu görevi Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK üstlenmiştir. TÜİK'in istatistik bölge birimleri oluşturmasının nedenlerine bakarsak, bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, Bölge politikalarının çevresinin belirlenmesi, Avrupa Birliği bölgesel istatistik sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistik veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde istatistik bölge sınıflandırılması oluşturulmuştur. Oluştan bu bölgeye 3 düzeye ayrılmıştır arkadaşlar. Türkiye'nin büyük istatistik bölgelerine bakacak olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi İstanbul Marmara Bölgesi'nin Doğu Marmara, Batı Marmara, Ege Bölgesi bir bütün olarak ele alınmış, Akdeniz Bölgesi bir bütün olarak ele alınırken İç Anadolu bölgesi Batı Anadolu ve Orta Anadolu şeklinde iki bölge ayrılmış. Karadeniz ise arkadaşlar Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz olarak ikiye ayrılırken Doğu Anadolu bölgesi Kuzey Doğu Anadolu ve Orta Doğu Anadolu olarak ikiye ayrılırken Güney Doğu Anadolu bölgesi bir bütün olarak ele alınmıştır. Şimdi çocuklar burada önemli yine ele alacağımız kararlardan bir tanesi e, tamamen devletin arkadaşlar e, oluşturmuş olduğu Türkiye'nin büyük istatistik bölgeli arkadaşlar başta olacaktır. Hemen burada şunu değinelim. Evet istatistik bölgeli başta altında arkadaşlar dedi şunu yapıyor. 3 e, düzey dedik belirlenmiş az önce arkadaşlar. 2. düzey istatistik bölge birimlerinin gruplandırması sonucunda tamamlanmış olan bölgeler 12 bölgeden oluşuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birinci düzey diyoruz bunlara. 3. düzey kapsamında ki komşu illerin gruplandığımız sonucunda tamamlanmış olan bölgeleri arkadaşlar üçüncü düzey diyoruz ki 26 bölgeden oluşmakta. İl düzeyinde olan bölgelerimiz var bu da 81 ilden oluşmaktadır arkadaşlar bu bölge sınıflaması. Burada şimdi şunu da yorumlamak lazım arkadaşlar. Mesela devlet teşvik verirken bu sınıflamalar önemli. Mesela batı bölgelerimize yalan illerde devlet teşvik alacak al, devlet teşvik verirken arkadaşlar daha alt düzey teşvikler verirken doğu bölgelerde yapılan yatırımlarda teşvikler çok daha yüksek oluyor bu anlamda. Bunu vurgulayabiliriz arkadaşlar. Evet sevgili gençler böylece bölgeler bölge sınıflaması ve işlevsel bölge kavramını ele almış olduk. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın gençler.